Cem Küçük, 29 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı. Kılıçdaroğlu grup başkan vekillerine sitem etmiş. Salı günkü grup konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu çok net konuştu. Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin. Bu sözlerin apaçık adaylık açıklaması olduğu görülüyor. Nitekim çarşamba günkü Cumhuriyet gazetesi bu başlıkta çıktı. Kimsenin kimseye yalan söyleme borcu yok. Kemal Bey net Cumhurbaşkanı adayıdır. Altılı masanın iki büyük partisi var, CHP ve İyi Parti. Diğer dört partiyi toplasanız yüzde beş etmiyor. Dolayısıyla aday dayatacak durumları yok. İki büyük şehir belediye başkanı zaten Kılıçdaroğlu istemedi. Geriye bir tek Meral Akşener kalıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avantajı HDP'den rahat oy alacak olması. Kemal Bey aday olması durumunda HDP aday çıkarmaz. Aynı HDP Meral Hanım'ın ismi geçtiğinde kendi adayını çıkaracaktır. Hiç bilmediğimiz bir aday olur mu? Sanmıyorum. Şapkadan tavşan çıkarmak pek işe yaramıyor. Millet İttifakı sürpriz yapmayacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu uzun zamandır ben adayım diyor zaten. Salı günkü grupta yaptığı açıklama altılı masaya bir mesaj, yolumu kesmeyin uyarısında bulunuyor. Meral Hanım zaman zaman İmamoğlu ya da yavaş olabilir diyor. Kemal Bey Meral Hanım'a ben kararlıyım mesajını iletmiş oluyor. Şöyle bir bilgi edindim. Kemal Bey 20 gün önce genel başkan yardımcıları ve grup başkan vekillerine çok sitem etmiş. Cumhurbaşkanı adayı olarak beni niye konuşmuyorsunuz demiş. Altılı ittifakın çok fazla yolu yok. Zaten biri ayrıldı ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir adayda anlaşacaklardır. Kemal Bey herkesten fazla inisiyatif almış durumda. Elektrik faturaları, TÜİK ve birçok konuda en net açıklamalar ondan geliyor. Şafak Duran'ı kim işe aldı? Şafak Duran'ın PKK'lı olduğu artık kesin bir gerçek kendisini diğer PKK'lı arkadaşı çekiyor ve ona buraya kadarmış şehir iyi gelecek bana haberi geldi sosyal hizmet uzmanı diyor yıllarca dağda domuz tedavi ettiğini de sözlerine ekliyor PKK'lı Duran geçen sene mayıs ayında işe girmiş. Şimdi burada bazı soruların cevaplanması lazım. Birincisi bu terörist PKK kamplarından nasıl bulundu da İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak iş buldu? İnsanlar normal hayatta iş ararken zorlanıyor. Daha kalifiye, daha eğitimli birçok insan İBB'de iş bulamazken yıllardır dağda olan biri tak diye kadroya giriyor. Bunu işe alan müdür kim? İşe girerken ona referans olan kim? Bu soruların cevabı bulunmadan gerisini tartışmak boş. İBB yetkilileri yok evde alınabilirdi, yok hastanede alınabilirdi, neden İBB'de alındı diyeceklerine bence bu soruların cevabını bulsun. Bazıları işin vahametinin farkında değil ama o terörist birçok bilgiye ulaşacak konumda. Bir terör saldırısını pekala örgütleyebilir, aldığı yardım kartlarını daha gönderebilir. Ya nasıl olur da bir terörist İBB'de iş bulabiliyor?